Bukoleon Sarayı. İstanbul Boğazı'nın Avrupa girişindeki noktalardan ahır kapıda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Bizans saraylarından günümüze kadar ulaşmış nadir kalıntılardan biri olan Bukoleon Sarayı bulunuyor. Tarihi 5. yüzyıla dayanan, önündeki rıhtımla birlikte inşa edildiği düşünülen saraydan günümüze bazı duvarlar ve mermer pencereleri kalmış durumda. 1610 yıllık sarayın yok olma tehlikesine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı ve bu çalışmada bir başka tarihi yapıda gün yüzüne çıkarıldı. İstanbul'un en eski çeşmesinin burada olduğu saptanarak restorasyon kapsamına alındı. Bukoleon Sarayı'ndan batıya doğru biraz ilerlediğinizde sahil yolu sizi Küçük Ayasofya'ya götürür. Heybetli Ayasofya'nın küçük kardeşi olarak isimlendirilse de burası Ayasofya'dan 5 yıl önce 527 yılında inşa edilmiştir. Bizans İmparatoru Justinianos tarafından yaptırılan ve adına Sergius Bacchus Kilisesi denilen yapı 1497 yılında 2. Beyazıt'ın kapı ağası Hüseyin Ağa tarafından yapılan minare ve medrese eklemleriyle camiye çevrilmiş. Bizans mimarisinin Osmanlı dokunuşuyla birleştiği Küçük Ayasofya Camii, gerek dış görünümüyle sunduğu manzara, gerekse de iç görünümüyle de tarihimizin bize bıraktığı önemli miraslardan biri. Kadırga. Bizans döneminin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan Kadırga semti, dar sokakları, esnaf lokantaları, ahşap evleri ve bu evler arasında bulunan konaklarıyla eski bir İstanbul yerleşkesi. Sokollu Mehmet Paşa Camii. Kadırga semtinde bulunan tarihi Sokollu Mehmet Paşa Camii, Mimar Sinan'ın bize miras bıraktığı eserlerinden biri. Sokollu'nun eşi Esma Han Sultan için yaptırdığı cami, duvarlarındaki İznik çinileri, vitraylar ve sıra dışı mimarisiyle sahil hattını süsleyen tarihi camilerden.